Bir kuş uçar sazlıkların üstünden, uçan kuşa merhaba. Bir aşk büyür gizli gizli geceden, gecesine merhaba. Güzel ülken merhaba, umudun, sevincin, aziz şehrin merhaba. Bu organizasyonların yapılması hem görmek istediğimiz sanatçıları da görmemize vesile oluyor, hem de Ramazan'ı tadıyla geçirmemizi sağlıyor. Bu yüzden hoşuma gidiyor ve gelebildiğim kadar geldim. Bir kimse Ramazan ayına kavuşur da kendini Rabbine affettiremezse burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim. Hemşerimiz Üstad Sezai Karakoç'ta güzel bir cümlesi. Ümmeti Muhammed Kur'an'dan uzaklaşalı iki yakası bir araya gelmedi diyor. 2 milyara yakın Müslüman bir avuç Siyonist'in karşısında el pençe divan duruyor sütlü müklü. Bir avuç inanmış mümin Gazze'de dünyanın bütün zalimlerine karşı dimdik ayakta duruyor. Nereden alıyorlar bu cesareti? Büyük çoğunluğu hafız Kur'an'dan alıyor. Buraya sosyal medya üzerinden görüp geldim. Arkadaşımla birlikte getirdim. Belediyenin yapmış olduğu Ramazan özel etkinliklerle birlikte edebiyat, kültür, sanat alanlarında ister istemez küçük de olsa bir maneviyat, bir heyecan katıyor bize. Ve böylelikle bundan sonraki Ramazan'ın sonraki o coşku, heyecan veya katkılarından dolayı da ayrıca belediyemize teşekkür ederiz. Senin kalbinden sürgün oldum ilki. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreli. Bütün törenlerin, şölenlerin, hainlerin, yortuların dışında. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Bırakıp gittiğinde sen yalnızlık denen şeyin hiç kımıldamadan nasıl sardığını öğrendim her şeyini. Elini öperdim, düzelirdi dünya. Erik ağaçların çiçeğe dururdu. Süt liman olurdu ruhumun denizleri. Gözlerini gözlerime sürerdin. Su içer gibi dinerdi yangını kalbimin. Sensizlikti benim ilk kıyametim. Hoşça kal anne.